Hafızanızı nasıl diri tutabilirsiniz diye sorsak akla gelen ilk yanıtlardan biri bulmaca olur. Ama uzmanlar bulmacayı değil sudoku'yu öneriyor. Sudoku çözmek için Alzheimer'a karşı çok etkili. Aslı hayvan aslı ya. 7 kalmış. Bunu da buraya yazarsak. Bulmaca çözmeyi sever misiniz? Severim. Sudoku? Beceremiyorum. İkisinde de kareler var. İkisi de bilinmeyeni bulmamızı istiyor ama beyne sağladıkları katkı açısından önemli farklılıkları var. Bulmaca çözerken insanların beyninin neresi çalışıyor, nasıl çalışıyor diye baktığımız zaman daha çok eskiden öğrendikleri kavramları bazı harfler ve heceler yoluyla yeniden hatırlama işlemi gibi bir şey. Yani yeni öğrenme değil, daha çok eski öğrenmenin güncelleştirilmesi tarzında. Ama sudoku öyle değil. Zihni çalışması için zorluyor. Beyin jimnastiği yaptırıyor. Sudoku beyni öne doğru çalıştıran, bulmaca gibi geriden çalıştıran bir şey değil. Sudoku da sayıların aralarındaki dizi ilişkileri yeniden keşfediliyor. Ve giderek düzeyi büyürken bunları yeniden insan kendi beyninin içinde formüle ediyor. Sudoku'yu beceremiyorum. Diğer şeyleri beceriyoruz mesela. Yapıyorum. Günde 2-3 tane gazete çözüyoruz da sudoku'yu. Nesi zor geliyor? Matematiksel olarak şeyleri olduğu için yani. Rakamları takip etmek çok önemli. Yerleştirmek çok önemli. Onun için oynuyorum. İyi misinizdir? Orta derecede iyiyim. Ama ileri derecede biraz zorlanıyorum ama yapıyorum gene de. Peki sudoku nasıl oynanıyor? Her kare içinde ve kareler arası yatay ve dikey her sayı dizgisi içinde aynı rakamın tekrarlanmaması gerekiyor. Yani aslında çok kolay. Yalnızca biraz dikkat istiyor. Boş zamanda 3-4 tane çözdüm oluyor. Kolay, orta şeklinde. Bazen zor ama biraz oluyor. İnternet üzerinden de oynadım oluyor. Öyle yani böyle gazetelerdeki bulmaca eklerinden. Beyin jimnastiği yaptığınızı hissediyor musun? Evet, çok faydası var. İnanın var ya bazen çıldırıyorum dedim. Bu sayın burada mı, burada mıydı? Özeti şu, bulmaca beyni bildiğini hatırlaması için çalıştırıyor. Sudoku'da ise öğrenilmiş bilgi yok. Beyin çözüm için her seferinde yeniden çalışmak zorunda. Ve aralarındaki bu farkın Alzheimer'la ilgisi var. Alzheimer sinsi bir hastalık. Bu nedenle her şeyden önce uzmanlar erken tanı şart diyor. 50 yaşının geçen her kişinin ailesinde Alzheimer hastalığı varsa 6 ayda bir, eğer bunlar yoksa da yılda bir kere beyin check-up'ı dediğimiz incelemelerden geçmesi lazım. Erken bir tedavi girişimiyle bazı önlemler alınabilecektir yani.